Merhaba sevgili dostlar, Son Limit YouTube kanalımıza hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Bu hafta oldukça Opel videosu sizlerle paylaştım. Son Opel videom ise Opel Astra Hybrid üzerine olacak. Beni gerçekten rengiyle ve görünüşüyle oldukça memnun etti. Rengini görmektesiniz. Özellikle kırmızı ve siyahın birleşmesi çok güzel bir görüntü ortaya çıkarmış. Çok iyi bir kombin yapmışlar. Tamponun alt kısmı siyah, bir altı kırmızı, üstü kırmızı, yine siyah, kaput kısmı yine kırmızı. Yani çok iyi bir kombin. Far yapısı zaten muhteşem olmuş. Herhalde son yıllarda beğendiğim en iyi Opel modeli olduğunu söyleyebilirim. Yani çektiğimiz galeride biraz Işık problemi var, o yüzden bazen renkler açılıp kapanabiliyor. Gerçi bu hafta filtrelerimizi de sipariş ettik. Daha iyi bir çekimle karşınıza geleceğiz inşallah. Jantlarımız bu şekilde. Biraz uzaktan şöyle kadraja sığdırmaya çalışayım. Ya bildiğiniz üzere Almanya'da daha önce belirtmiştim. Kamera kadrajına başka insanları yansıtmamaya çalışıyorum. Yoksa videoyu sildiriyorlar, böyle bir garip bir huyları var. Arka köşeden görünüş bu şekilde, çok keskin hatları var. Arka stop lamba yapısı yani muhteşem. Bana kalırsa muhteşem. Yani imkanım olsa Opel'in bu Astra modelini, Station Wagon modelini kesinlikle binmek isterim. En azından bir denemek isterim. 3 ay 5 ay bir kullanmak isterim. Çünkü arkadan da önden de çok güzel gözüküyor. Malzeme kalitesi çok iyi. Yani eski Opel'lerle alakası bile yok. Şöyle köşeden biraz daha çekmeye çalışayım. Uzaktan araç bu şekilde gözüküyor. Yani Station Wagon'un güzelliği de burada. Şöyle öne geçelim. Son kez farı gösterip. Arkadaşlar yine cam modül kontrol paneli sol kısımda. Alt kısımda güzel bir boşluğumuz var. Koltukları göstereyim. Koltuklar çok güzel. Benim çok hoşuma gitti. Yani sert bir kumaştan yapmışlar ama yani hemen yırtılmayacak bir kalitede. Benim için en önemli olanı da bu. Çünkü zamanla koltuğa bindiğimizde sol taraf özellikle, yani sürücü kısmının sol kısmı acayip yırtılmalar, solmalar yapıyor ama bu koltukta öyle bir şey olacağını zannetmiyorum. Elektrikli koltuk yine görmektesiniz, Opel'in boydan boya bir ekranı var, iki parça şeklinde. Şu alt kısma gidelim. Yine far yükseklik ayarımız bu kısımdan. Yakıt kapağını yine sol alttaki tuştan açıyoruz. Şöyle ön klima panelini göstereyim. Navigasyonumuz, klima paneli buradaki tuşlardan yönetiliyor. Kısmi olarak piyano bile kaplamışlar. Sürgüyü açtığımızda ise iki tane bardaklık bize karşılıyor. Üst kısımda ise yine küçük bir gözümüz var. İki tane teyapisi girişimiz var tabii o kısımda. Torpido falan çok keskin. En son bunu yanılmıyorsam Cupra modelinde görmüştük. Şöyle keskin hatların. Yine koldan viteslerle oynamak mümkün. Arka kısma geçelim. Videoyu çok uzun tutmak istemiyorum çünkü ortam çok güneşli ve bayide de müşteriler var. Onları da rahatsız etmek istemiyorum. Arka koltuklarımız bu şekilde. Şaft tüneli olmadığı için arka kısım gerçekten çok geniş. Yani çocuklu ailelere ya da cüsseli olan abilerimize gerçekten hitap ediyor araç. Yani malzeme kalitesi çok hoşuma gitti. Çünkü yeni çıkan birçok modelde aşırı böyle plastikimsi bir malzeme kullanıyorlar sağda solda. Fakat bu arabanınki garip bir şekilde öyle değil. Yani malzeme oldukça kaliteli.
Arka kısımdan da görüntüleri sizlerle paylaşayım. Bagajımız zaten salon gibi bir şey. Umarım videomuz hoşunuza gitmiştir arkadaşlar. YouTube kanalımıza abone olarak bizleri mutlu edin.